bugün kahvaltıya misafirlerim var. Muzaffer olmadığı için Demir'le Doruk, kız kardeşimin oğulları. Teyzeciğim seni yalnız bırakmayalım, biz sizde kalalım dediler. Dün bize geldiler, onlar bizde kaldılar. Lütfiye de anne biz de seni yalnız bırakmayalım dedi. Onlar da geldi. Bugün kahvaltıda misafirlerim var. Onlara pişi yapacağım. Pişiyi hepsi de çok seviyorlar. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlıyorum. Çok fazla yapmayacağım. Onun için 2 bardak ılık su koyuyorum. Ya da 2,5. 2,5 bardak koyayım. Fazla olsun istemiyorum ama. Ilık suyumuz içine, ben daha önceden kullanmıştım, yarım paket mayamı koyuyorum, toz mayamı. Yarısını daha önce kullanmıştım. Yarım paket yeterli olur. Böyle 2 kaşık şeker koyuyorum. Çünkü şeker mayalandırmayı faaliyete geçiriyor, o yüzden. 2 kaşık da tuz koydum. Sonra unumuzu yavaş yavaş ilave ederek yoğuracağım. Pişireceğiz kahvaltıda bugün. Çekiyor musun? Yumuşak bir hamur olacak bu. Hamuru yumuşak bir hamur olacak. Onun için yavaş yavaş ekliyorum unumu. Dışarıda güneş var, balkon güneş. Mayalayınca güneşe koyacağım biraz. Çabucak mayalansın diye. Çocuklar uyuyorlar hala. Onlar uyanana kadar mayalanmış olur. Pişiyi Isparta yöresi çok yapıyor. Özellikle 3 aylarda çok yapıyorlar. Onlar büyük ateşler yakıp dışarıda çok büyük kazanlarda kızartıyorlar pişilerini. Ve gelene geçene dağıtıyorlar. Ama çok güzel oluyordu pişileri. Apartmanda da yapsalar hep bütün apartmana dağıtıyorlardı. Pişileri çok güzel oluyordu gerçekten de. 3 aylarda Isparta'da yapılır hep. Ele yapışmayan bir hamur olacak da azıcık daha un eklesem olur da. Hamurumuz gayet yumuşak bir hamur oldu. Evet, kıvamı bu şekilde. Şimdi bunun dışarısı güneş. Hemen mayalansın diye güneşe bırakıyorum. 20-25 dakikada mayalanır bu. Sonra kızartmaya geçeriz. Evet, hamurumuzun mayası geldi. Ellerimi yağlıyorum ve tepsinin altını da yağlıyorum ki elime yapışmasın. Çünkü yumuşak bir hamur. Bunlara şimdi şekil verip kızartacağım. Yağlayarak açmak çok kolay oluyor. Bu şekilde açtıktan sonra kızgın yağ atacağım şimdi onları. Yağımız ısındı. Evet. O kızarırken diğer hamurlarımıza şekil veriyoruz. Bizim cumartesi kahvaltımızda menümüz pişi. Hamur işini çok seviyoruz biz. Anladın mı?
Ayrıca hamuru çok severiz biz. Annem de zaten çok yapar. Gerçi annemin marifetleri kadar bende yok da onun su börekleri, çörekleri çok meşhurdur. İyice kızaracak pişilerimiz. Çayımız da demlendi. Pişilerimiz kızarınca kahvaltımızı yapacağız. Evet, çok güzel kabarıyorlar. Pişilerimiz. Evet, yağla bu şekilde elimizi yağlayıp açmak işimizi kolaylaştırıyor tabii ki. Biz hamur işini çok seviyoruz ailecek. Annem de zaten çok yapar tabii. Annem kadar ben marifetli değilim ama annem su börekleri, çörekler onları çok yapar. Biz sabah uyanana kadar annem bütün hamur işlerini yapmış olur. Erken kalkar o. Güzel güzel kızarıyor pişilerimiz. Biraz önce hamurun mayalanmasını beklerken önceki videomuza yapılan yorumları okuyordum. Çok güldüğüm yorumlar da oldu. Gerçekten o kadar güzel şeyler yazmışsınız ki. Bir arkadaşımız tamam diyor, izliyorum videoyu, tam kendimi kaptırıyorum, pat diye bitiyor diyor. Biz yani o kadar heyecanla yapmışız ki videolarımızı, videoların sonunda veda etmemişim hiçbirisinde. Kusurumuza bakmayın artık. Bir tanesi işte Muzaffer'in çok heyecanlı olmasını, konuşmalarının çok heyecanlı olmasını anlatmış. Ona çok güldüm. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum yorumlarınızdan dolayı. Ama gerçekten de yani müthiş insanlarsınız hepiniz de. İnşallah bundan sonraki videolarımızda da bu başarıyı yakalarız. Evet, son pişilerimiz de kızardı. Bazılarını ben daha da incelttim. Ben gevrek seviyorum. Birazını kalın yaptım. Puf puf olsun diye, çocuklar rahat yesinler diye. Hepimize afiyet olsun. Çayımız da demlendi. Evet. Şimdi çaylarımızı hazırlayalım. Kahvaltıya geçebiliriz şimdi. Çayımızı da koyalım. Ay, çay demini çok güzel almış. Evet, kahvaltı sofrasına oturdu misafirlerimiz. Baş misafirimiz Asya, sonra Doruk, Demir. Hepinize afiyet olsun. Evet, Asya karnını doyurdu. Değil mi kızım? Evet, karnını doyuruyor. Anneannesinin yaptığı pişiyle. Marifetle anneanne yine döktü. Dorukcuğum, sabah sabah. Pişi nasıl olmuş, beğendin mi? Sevdin mi? Asya mutluluktan şarkı söylüyor. Aynen. Asya hamur işi olsun, başka bir şey olmasın.
Tabii çikolata olsaydı daha iyi olurdu. Şu senin yaptığın kara kaplı defterdeki çikolata tarifini de ver bir ara. Aa, ama yıllardır yapmadım biliyor musun? Sen küçükken yapıyordum Lütfiye. Aynen, organik olsun diye doğal yapıyordu annem. Tamam. Mayonez tarifi de veriyordu annem, yapıyordu. Ay, mayonez de yapıyordum, evet. Aynen, mayonez de ver. Çikolata tarifi de Tamam. paylaş. Zaten defterdekini çok merak ediyor arkadaşlar. Aynen. Defterimizdeki tarifleri paylaşacağız sırayla. Aynen. Hepsini teker teker paylaşsın Doruk, sen kaçıncı sınıfa gidiyordun? annem. Üçüncü sınıfa başlayacağım. 3'e başlayacak, evet. Okullar bir hafta sonra mı açılıyor? Benim bu hafta açılıyor. Bu hafta başlıyor, değil mi? Evet, Demir'in geçen hafta başladı okulu. 2 hafta oldu, değil mi? Onlar ön ders görmeye başladılar. Doruk da çok tatlı bir çocuk. Küçük bahçeme gidiyoruz şimdi. Benim nanelerim var, çiçeklerim var burada. Burası bizim klimalarımızın, motorlarının olduğu yer. Ben buraya nane ektim. Geçen buradaki nanelerimi biçmiştim. Bak, yeni fışkırmış tekrar. Semizotu çıkmış. Semizotunu yıkadığımda ben veya işte yeşillikleri yıkadığımda sularını dökmüyorum. Su çok kıymetli çünkü günümüzde. Yıkadığım suları getirip çiçeklerime döküyorum. Onun içinden tohumdan semizotunun güzelliğine bakar mısınız? Nasıl büyümüş? Bu kaktüsleri de geçen bayram Keskin'e gittiğimizde Perihan teyzeden almıştım. Onları da tuttu. Yılan kaktüsü. Kaktüsü çok seviyorum ben. Bak, bu kenarda da sukulentlerden şey yapraklarını koymuştum. Bu da şey kaynana topuzu. Bundan Ebru'ya da vermiştim. Büyük, çok büyüktü. Ondan tekrar fidelemiştim ben. Bu da neydi? Peri evi. Peri eviydi herhalde bunun adı. Bu uzun olanın ismini bilmiyorum. Bunu satın aldığımızda bizim evden taşınan ev sahibinin de bırakıp gitmiş. O zaman tabii çok küçüktü. Yani 2 yılda neredeyse bir karış büyüdü. Kaktüsleri çok seviyorum da içeride tabii bunları barındıramıyorum çünkü Asya elliyor ya, dikenleri çok batıyor. Bu neydi, bu dedenden gelmişti Doruk. Madagaskar kaktüsüydü bu. Bu sukulentimiz. Ay, fesleğeni 2 gündür sulamamıştım. Fesleğen kurumuş biraz. Fesleğinin kokusuna bayılıyorum ya. Fesleğen çok güzel oluyor. Ben biraz daha su getireyim, bunlara yetmedi. Fesleğen suyu çok seviyor ya. Bir gün sulamayı unutmuşum, baksanıza yaprakları. Hemen yaprakları bitmiş. Burada da var kaktüs. Bu kaktüs de çok güzel çiçek açıyor. Şu arkada var. Ama dediğim gibi bunları eve sokamıyorum çünkü Asya'nın eline dikenleri batar diye. Burada da var. Çiçekleri çok seviyorum. Ama işte sürekli bakım istiyor bunlarda. Ya da bir yere bırakıp gidemiyorsunuz. O yılan kaktüsünden bunu da babam vermişti gittiğimizde bu bardağa. Kızım, sen eskileri çok seviyorsun demişti. Baksana bardağın güzelliğine. Ben de o Keskin'den getirdiğim yılan kaktüslerini diktim. Tutmuş. Babam da görsün en azından nasıl değerlendirdiğimi. Babacığım, bak, senin verdiğin bardağı diktim. Tamam. Çiçekleri çok seviyorum. Babam da çok sever. Hatta çiçekçi amca diye tanıyorsunuz siz hepiniz babamı da. Babam der ki, ben bir demir değneği diksem, demir çubuğu diksem toprağa, o yeşerir der. Babamın öyle bir tezi var. Ben de seviyorum çiçekleri. Ama burada bakıyorum artık. Akşama et tantuni yapacağım. Çocuklar buradalar. Onlara. Bu dana eti olduğu için düdüklü de pişireceğim önce. Sonrasında saçta devam edeceğim.
Etleri önce minik minik doğruyoruz. Bunu tavuk etinden de yapıyorum da bugün normal etten yapalım dedim. Tabii koyun eti olsa hani saçta pişer hemen. Dana eti olduğu için düdüklü önce pişireceğim. Düdüklü doğradıklarımı şöyle göstereyim. Minik minik. Çok minik doğradım. Düdüklü de zaten hemen bir 4-5 dakikada pişiyor. Düdüklüden çok memnunum. Şişlerin düdüklüsü. Kızımın çeyizine de almıştım. O da çok severek kullanıyor. Sebzeleri 3-4 dakikada, işte eti 6-7 dakikada çok güzel pişiriyor. Bunlar çok minik doğrayacağız. Etimize 2 kaşık tuz atıyorum. Yağ, su, hiçbir şey koymadan ben düdüklüde pişiriyorum. Düdüklüde zaten çoğu sebzelerimi de düdüklüde pişiririm ben. Kaynamaya başladıktan sonra burada iki çizgisi çıkacak. O iki çizgi çıktıktan sonra 5 dakika yeterli olacak. Çünkü sonrasında saçta da pişeceği için düdüklüde kendi suyuyla yağ da koymuyorum. Yağını da sonra ekleyeceğim zaten. Evet, etimiz düdüklüde pişti. Kendi suyunu bıraktı. Hiç su koymamıştım. Hafif kendisi sulanmış. Şimdi bunu saçta kavuracağız. Tereyağı koydum sacımıza. Tereyağını da kavuracağım. Aslında biraz iç yağ da koysak olur ama iç yağ herkes sevmiyor. Çocuklar da var ya, çocuklar sevmeyebilir. Tereyağımız erisin. Yağ eridi. Şimdi etimizi koyuyorum. 2 kişilik yapacağım. Altını açalım. Kırmızı toz biber ekliyorum içine. İki kaşık kadar. Hatta bir kaşık daha koyayım bence, rengi biraz daha çıktı. 3 kaşık. 2 kişilik bir tantuni olacak. Burada daha önce hazırladığımız maydanoz, domates, kuru soğan, turşularımız var. Dürüm yapacağız arasına koyup bunlarla. Evet, şimdi kaynamış su koyuyorum. Ekmekleri ıslatabilmek için ortasına. Ekmeği bu suda ıslatacağız. Yağlı sıcak suda. Ekmekleri ıslattıktan sonra salabiliriz. Evet, kaynar su koyacaksınız. Kaynamış su koydum ben. Burada biraz etle bu karışsın. Daha sonra bizim etleri kenara çekelim bence ya da. Şöyle birazcık etle buluşsun. Lavaşımızı önce bu suda biraz yumuşatıyoruz.
Evet, şimdi etinden. Arasına domates söğüş. Kuru soğanı da sumakla, zeytinyağı, limon. Onlarla terbiyeledim. Yarım ay doğranmış kuru soğanları. Maydanoz içine. Maydanoz çok yakışıyor buna. Evet, şimdi dürüm yapıyoruz buna. Alt tarafını kapatıp içi bol malzemeli tantunemiz hazır. Evet. Bu şekilde. Evet, tantunemiz yemeğe hazır şu anda. Yanında yandım çavuş ayranıyla. Bu ayranı Malatya'da öğrenmiştik biz. Ayranın içerisine acı biberleri doğrayıp atıyorsunuz. Bir gün ya da iki gün bekliyor. Evet, biz yemeğimizi yedik. Tantuni çok güzel olmuştu. Lavaşını yalnızca hazır kullandım bu sefer. Her zaman kendim yapıyordum ama bu sefer vakit yoktu. O yüzden lavaşı hazır kullandık. Onu söylemeyi unuttum ben. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım severek beğenerek izlemişsinizdir. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.